Affedersiniz. Kimi aradınız? Şirketin sahibiyle görüşmek istiyorum. Şeref Bey'le mi? Evet. Randevunuz var mı? Hayır. Kabul edeceğini sanmam ama... Kim aradı diyelim? Mahmut deyin. Bir dakika efendim. Şeref Bey, affedersiniz efendim. Mahmut Bey diye biri sizinle görüşmek ister. Hayır, tanımıyorum. Baş üstüne. Çok meşgul olduklarını söylüyorlar. Ya. Şeref Bey? Meşgulüm beyefendi. İşim olduğunu söylemiştim. Anlıyorum beyefendi. Ama görüşmemiz gereken çok önemli bir konu var. Bana baksanıza, siz ne hakla izin almadan içeri giriyorsunuz? Önce söyleyeceklerimi dinleyin. Siz öğretmen misiniz? Evet. Adınız Mahmut'tu değil mi? Evet. Sivas Lisesi'nde bulundunuz mu? Hocam, beni tanıdınız mı? Hayır. 317 Şeref, Sivas Lisesi'nde öğrencinizdim. 317 Şeref? Hı hı. Ha, evet, tanıdım. Hoş geldiniz hocam. Ayakta kaldınız, buyurun oturun. Teşekkür şöyle. Teşekkür ederim. Hay Allah, gözlerime inanamıyorum. Ne olur, deminki sözlerimden ötürü kusura bakmayın, tanıyamadım. Birden ben de tanıyamadım. Aradan kaç yıl geçti? En azından 20 yıl hocam. Ama siz hiç değişmemişsiniz izninizle. Buyurun. Aynı Mahmut Hoca. Maşallah. Sen hayli değişmişsin. Evet. Çok şükür durumum iyi. Kazandım. Hem de çok kazandım. Halinden belli oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam hayli güç okumuştun. Aile durumunuz da çok kötüydü. Doğru. O günleri nasıl unutabilirim? Asıl bana yaptığınız yardımları nasıl unutabilirim? Zavallı bir Şeref vardı. Açlık, sefalet içinde okumaya çalışan bir Şeref. Mahmut hocasının verdiği paltoyla, sokak lambasının altında titreyerek ders çalışan Şeref. Unutmadım hocam. Ne verdiğiniz paltoyu, ne de o zor günleri unutmadım. Bugün sahip olduğum her şeyin, o günlerden miraz kaldığını biliyorum. Bütün bunları unutmadığına çok sevindim. O halde son kez, Mahmut hocanın istediğini yap. Emret hocam. Gel benimle. Kim bu çocuklar? Özel Çamlıca Lisesi öğrencileri. Benim öğrencilerim. Sizin öğrencileriniz mi? İyi ama ne yapıyorlar burada? Bir zamanlar senin yaptığın, okumaya çalışıyorlar. Niye bu dağ başında hocam? Niye mi? Çünkü geçmişini unutan biri, zorluklar içinde okuyup bugüne gelen biri... ...gözünü para hırsı bürümüş biri... ...üç kuruş daha fazla para kazanabilmek için bu zavallı çocukların okullarını elinden aldı. Hem de kış günü sokak ortasında kalmaları bahasına. Bunu yapan ne yazık ki benim eski bir öğrencimdi. 317 Şeref. Bilmiyordum. Yemin ederim bilmiyordum. Bana hiçbir şey söylemediler. Allah'ım ben ne yapmışım? Affedin beni. Affedin hocam, okulunuza dönebilirsiniz hocam. Bana verdiğiniz paltonun ve her şeyin borcunu... ...hiç olmazsa böyle ödemeye çalışayım. Özel Çamlıca Lisesi sizin ve öğrencilerinizindir.